Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne Gazze konusunda net mesajlar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya geldi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı uyardı. Şimdi Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat o görüşmede görüşülenleri de kaleme aldı efendim. Dünya ayakta herkesi zora sokuyorsunuz. ABD İsrail'in işlediği suçların hamisi olarak görülüyor dedi. Gazze'de acilen ateşkes istendi. İşte Ankara'daki kritik görüşmenin perde arkası. Ankara'da önemli bir görüşme vardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken iki kez ertelenen Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Peki ana gündem maddesi İsrail Filistin olan ve yaklaşık iki buçuk saat süren o görüşmede neler yaşandı? Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat o görüşmeye ilişkin bir yazı kaleme aldı. O yazıya göre Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı'nın girişinde Fidan'la tokalaşırken öpmek için hamle yapması ancak Hakan Fidan'ın geri çekilmesi gözlerden kaçmadı. Peki Fidan neden geri çekildi? Blinken'ın aracı Dışişleri Bakanlığı'nın kapısına geldiğinde her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağı inerek bakanlığın kapısının önüne çıktı. Ancak Blinken arabadan inmedi. Telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Blinken'ı içeride karşılayan Fidan ABD Dışişleri Bakanı'nın öpme hamlesini de geri çevirdi. <laughs> Yarım saat planlanan görüşme iki buçuk saat sürdü. Bakan Fidan, ABD'nin dünya kamuoyu ve bölgedeki imajının geldiği nokta konusunda bir anlamda uyarılarda bulundu. Tüm dünya ayakta. ABD hem bölgede hem de tüm dünyada kendi imajına zarar veriyor. Bölge infial halinde. Herkesi zora sokuyorsunuz. Kendi imajınızı da zora sokuyorsunuz. Çünkü İsrail'in işlediği suçların hamisi olarak görülüyorsunuz mesajı verdi. Gazze için acil ateşkes istendi. Yazıya göre Blinken ise pause yani durma ifadesini kullandı. Rehinelerin bırakılması, rehinelerin Gazze çıkışının sağlanması, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımların artırılması için de çalışmalara hız verileceğini söyledi. Blinken ve ABD heyeti Gazze'nin boşaltılması gibi bir planları olmadığını da ifade ettiler. Hedeflerinin iki devletli çözüm olduğunun altı çizildi. Hakan Fidan ve Türkiye'de de 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümün şart olduğunu belirterek Türkiye'nin bu çözüm için gündeme getirdiği garantörlük formülünü anlattı. Görüşmenin sonunda Blinken Fidan'a sürekli temas halinde kalalım ifade